Merhaba sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani geçen bölümde bir ateş destesi yenmiştik. Şu an online maçlar için erken çünkü daha çok kart düşmesi lazım bize. Daha çok özel kartlar çıkması gerekiyor ki güzel bir deste oluşturalım hep birlikte. Yani gerekirse ben diğer hesabıma da geçerim. O hesapta bayağı sağlam kartlar var. Yani çok mükemmel değil ama yine de iş gören kartlar var. Discord'da arada canlı yayınlar yapıyorum. Orada gösteriyorum. Tabii zamanım oldukça. Şimdi bu bölümde Calvin'le savaşacağız. Su suya karşı. Bakalım neler çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Yenilirsem küçük bir oylama yapacağım. Ben tipimi neden değiştirmeyi unutuyorum? Bu çocuğun abisine benziyorum lan. Calvin. Tereyağı markası gibi. Calve. Yok, Calve ketçaptı lan. Ne alaka oğlum? Neyse. Şimdi abi Porygon çöp. Magikarp. Magikarp da çöp. Yani Porygon'u yemleyebiliriz. 20 vuruyor. Yani bilemedim. İyi, Porygon sağda olsun abi. Yedek Pokemon olarak Magikarp'ı koyalım. Ve başlayalım. Artık biraz daha alışmışsınızdır diye umut ediyorum. Porygon'a bir su enerjisi veriyorum. Ardından done diyorum ve turumu bitiriyorum. Bakalım rakibimiz ne yapacak? Ketchup ne yapacak abi? Oo, Heart Charm verdi. Dive Ball kullandı. Bir su Pokemon aldı. Clowncher aldı. Sıkıntı. Refresh yaptı kendini iyileştirmek için. Şimdi gençler çok sıkıntı. Gerçekten bu Corsola çok sıkıntı. Sürekli kendini iyileştirecek ve bir item taktı. Ben bu Pokemon'a 20 damage az vuracağım abi. Çok büyük sorun yani. Çok büyük sorun. Ben Skyla'yı kullanıyorum. Bir eğitmen kartı arayacağım destemden. Dive Ball bulabiliriz. Yani Golden'ı alırsak çok efsane olur. Çünkü Seeking de var abi. Dive Ball'u kullanıyorum Golden'ı bulmak için. Golden burada. Golden 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 Golden, ah kime Golden, bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Tamam. Evet, Porygon'u güçlendirdik ama rakibe az vurabileceğiz abi. Neden Porygon'a verdim ki ben? Neyse, data check mi yapsak, destemize mi baksak acaba? Neyse kalsın bu ya. Yani rakibi vursam bile bir şey olmayacak abi. 20 eksi 20 vuruyoruz yani. Eksi 20 vurunca hiçbir şey yapamayız yani. Evet, Sail Fossil koydu. Amauro'yu aradı galiba, bulamadı. Evet, Spiny Rush yaptı. Sürekli yazı tura atıyor. Tura başına 20-20 geçiriyor bize. Ben arka planda Seeking'i güçlendireyim de aman diyeyim abi. Aman diyeyim. Şimdi bu Keko'ya beleşten şey de vermek istemiyorum açıkçası. Yani beleşten kill de vermek istemiyorum. Seeking'i sahaya çıkarsam mı yoksa bununla yemlesem mi? Yani elime kart gelmesi için bekleyeceğim abi. Seeking'in arka planda güçlenmesi lazım. Yani elimize o... İyileştirme eşyasının gelmesi lazım. Yoksa Seeking bu durumda bir şey yapamaz. Direkt 20 vurdu abi. Magikarp'la da yemleyeceğim rakibimizi. Golden Seeking en son çıkacak abi. Çok sıkıntı ya. Halen daha gelmedi. Neyse, en azından bir Epic Splash yapalım abi. Belki 30 vururuz. Vuramadık gençler. İkisi de yazı geldi. Lanet olsun. Lanet olsun diyoruz. Rakibimiz bir tane daha Corsola aldı. Abi çok iğrenç derecede tanklar ya. Gerçekten çok pis tanklar yani. Bana bir güzel bir şey lazım. Halen daha da gelmiyor. Halen daha da gelmiyor abi. Seeking yatarsa sıkıntı. Ama geri çekeceğiz abi yani. Magikarp da boş yere ölmesin. Çünkü eninde sonunda bir tur kazansak da bir anlamı olmayacak. Reckless Charge yapıyorum. 40 vuruyorum. 20 damage azaltacak. 20 damage olmuş oluyor. Şimdi bu kendisini iyileştirebilir. Çok sıkıntı. Yenilebiliriz arkadaşlar. Tura geldi. Tamam. 40 vurdu. Of, anasını satayım ya. Çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. Eevee'yi de arka planda güçlendirelim. Bir Reckless Charge daha yapıyorum. Yani Seeking inşallah yatmaz abi. Of 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 of. Corsola çok sıkıntı oldu. Adamın kartları çok güzel ya. Abi gelecek mi o item? Kurtarsam mı acaba yani? Vali geldi. Vaporeon bulabiliriz Vali sayesinde ya. Var mı? Koçumsun, adamsın sen Vali. Adamsın Vali. Nerenin valisi lan bu? Tamam dur. Vaporeon'u kasalım. Seeking ölecek abi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bir şey daha vuralım rakibimize. Bir 20 daha vuralım. Bir sonraki turu zaten onun işini Vaporeon Raze bitirecek. En sevdiğim Eevee evrimi. Magikarp'ı sahaya atalım. Sağlık olsun. Keşke vurmasaydım ya. Counter damage yedim kendimden. Rakibin son 4 kartı kaldı. Maşallah. 60 vurdu abi. Çok fena yani. Çok fena. Evet. Bütün umutlarımız Vaporeon'a bağlı abi. Şimdi Max Revive.
Revive çöp destesinden, ölüler destesinden bir Pokemon'u destemizin en üstüne koyuyor. Yani ben bunu şu an yapsam, Seeking'e yapsam sıkıntı olacak. Çünkü elimde Golden yok. Bunu biraz bekleteceğim ben abi. Müsaade ederseniz bekleteceğim ve ben şu an Corsola'nın işini bitiriyorum abi. Güle güle Corsola. Bay bay. Evet, bir tane kart çekiyorum. Elime su kartı geldi. Rakibim karşıma Clauncher çıkardı. Bizi çarpabilir. Bu çok sıkıntı olur çarparsa. Çarpamadı. Yazı tura atması gerekiyordu. Atamadı. Ultra Dive Ball kullanıyorum. İlk olarak bir tane Golden alıyorum. Çok güzel bir strateji yapacağım. Lapras da alabilirdik aslında. Lapras da alabilirdik. 80 vuruyor abi. Lapras alalım ya o zaman biz. Lapras'ı alıyorum ben abi. Arka planda da Lapras'ı kasalım. Tekrardan Hydro Splash yapıyorum. Clauncher'ın da işini bitirdim. Gayet güzel ilerliyoruz. Gayet güzel ilerliyoruz. Yani neredeyse eşitlendiğimizi söyleyebilirim. Fisherman çıktı. Çöpten enerji kurtarmamıza yarıyor. Bir bubble yedik. Yine rakip fail oldu. Bir şey yapamadı. Dodo'yu köşeye koyuyorum. Bir enerji Lapras'a gidiyor. Hydro Splash yapıyorum tekrardan. Ve Clauncher'ın işini bitiriyorum. Şu an beraberlik abi. İkimiz de 3'e 3'üz. İkimizin de 3 kartı kaldı. Magikarp çıktı. Aman ne güzel. Karşımda Floatzel var. Ne ara evrimleştirdin lan sen bunu? Bir su kartı daha geldi. Lapras'ı da fullledim ben. Çok güzel. Bir Hydro Splash daha atıyorum. Bu tur tabi öldüremeyeceğim. Rakibin 90 canı var. Sıra rakibimizde. Rescue yaptı. Çöpten 3 tane Pokemon'u eline geri aldı. Bunlar senin işine yarayacak mı? Hep birlikte göreceğiz yani. Boş yaptın. Bence boş yaptın şu an. İyi, ben Dodo'yu da kasayım. Ardından bir Hydro Splash geliyor. Ve Floatzel'in de işini bitiriyoruz. Bize karşı koyacak çok Pokemon'u kalmadı abi. Görüyorsunuz. Profesörün mektubu çıktı. Fazladan enerji için. Gerek var mı? Olabilir. Karşımızda Love Disk var. Heart Wink yaptı. İşe yaramadı. Bir Dodo daha var. İki tane olmasına gerek yok. Profesörün mektubunu kullanıyorum. İki tane enerji kartı aldım. Elime koydum abi. Ardından Dodo'ya bir tane enerji veriyorum. Hydro Splash yaparak Love Disk'in işini bitiriyorum. Evet. Gerçekten iyi çevirdik. Vaporeon taşıdı ya bizi. Vaporeon taşıdı. Bu yüzden seviyorum. Psyduck çıktı. Artık rakibin son kartları. Alamomola var karşımızda. Yani enerji vermem gereken bir Pokemon yok açıkçası. Diriltmem gereken bir Pokemon da yok. Ben düz vuruş yapacağım. Hydro Splash yapacağım abi. Evet, 70 damage vurduk. Sonraki tur bize bir şey yapamazsa onun işini bitiriyoruz. Süper Deep Dive yaptı. Kendisine 30 iyileştirdi. İşe yaramayacaktır. Yer değiştirdi. Pokemonların yerini değiştirdi. Corsola da bir şey yapamayacak abi. GGVP diyoruz. Ve bu maçı bitiriyoruz abi. Kolaydı. Gerçekten kolaydı. Şaka yapıyorum. Kolay değildi. Başta zorladı. Evet. Ketchup'ı yendik. Dodrio geldi. Çok güzel oldu. Zaten destemizde yeteri kadar Dodo vardı. Bir savaş kazandım. İki tane booster pack geliyor galiba. Evet. Bitki skillim bir kademe arttı. İki tane booster pack geldi abi. İlk olarak bu booster pack'leri açmak istiyorum deck manager'dan. Pardon, deck manager değil, collection'dan. Açalım abi. Bakalım neler çıkacak, hep birlikte görelim. Bunlardan ikili GX kartları çıkabiliyor, yani tek team çıkabiliyor. Demin bize çıkan gibi. Gazlord'la Naganadel gibi. Şimdi Execute çıktı. Helioptal çıktı. Çok tatlı. Meowth var. Nidoran erkek var. Larvitar var. Kabuto var. Fosil lazım bunun için. Fosil çıkmıştı. Fairy Charm var. Fairy Pokemon'larına takabiliyoruz. Charmeleon Raze var. Buff Padding denilen bir item var. Diyor ki Pokemon'un geri çekilme ücreti 4 enerji ise Pokemon 50 can kazanır. Ağır Pokemon'lar için çok iyi. Son kartımız da Zapdos Raze. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Fena değil abi. Fena değil. Son bir pack daha açıyorum. Ondan sonra bir savaş daha yapacağım. Bakalım bundan neler çıkacak, hep birlikte görelim abi. Fomantis çıktı. Merani çıktı. Cryogonal çıktı. Devbitter çıktı. Drifloon çıktı. Dragonair çıktı. Tortuga çıktı. Giant Heart çıktı. Bu çok güzel bir item. Ateş destesi kuracaksanız çok işinize yarıyor. Breloom çıktı ve son Pokemon olarak da Victini çıktı.
Fena değil abi, fena değil. Şimdi o zaman ben bir sonraki savaşımı yapayım. Ardından bu videoyu bitireyim. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Umarım eğleniyorsunuzdur. Umarım taktik falan gösterebiliyorumdur. Evet, hatırlarsanız yani videoların hatırlarsanız ikinci bölümdeydi sanırım. Muhammed Ali ile savaşmıştık. Kendisi psişik destesine sahip. Tabii ki buradan Muhammed Ali'yi rahmetle anıyoruz. Şu an normal bu Ali ile savaşacağız abi. Psişik Pokemon'larına karşı bakalım ne yapacağız. Psişik zehrim. Neden tipimi değiştirmeyi unutuyorum? Biri benim için değiştirebilir mi? Abi bu ne ya? Ben bu tiple anılmak istemiyorum. Saçım turuncu değil yani. Evet, yine Magikarp'la mı başladık? Lanet olsun. Lanet olsun diyorum. Karşımızda Golett var. Bir su enerjisi vermek durumundayım. Healing Scarf'ı kullanmayacağım. Done diyorum. Bakalım Golett ne yapacak bize. Repeat Ball tekrardan bir Golett aldı. Aynı Pokemon'u bulmanızı sağlıyor. Desteden Team Flare Grunt kullandı. Bizden bir enerji çöpe attı. Yazı tura atıyor. Tura gelirse 3 tane kart. 3 tane de kart çekti. Fena. Gerçekten fena. Oğlum sürekli Golett dizdin. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun abi? Evet. En kullanmak durumundayım ben ya. En kullanacağız abi. Supporter maporter ama 6 tane kart çekeceğiz. Rakipine fazladan kart çekmiş olacak. Yani Magikarp damage yerse ölecek abi. Ölmesini istemiyorum. Ölmesini istemiyorum. Elimi değiştirmem gerekti. Rakip de değiştirdi. Fazladan kart aldı bizim yüzümüzden. Ama Lapras geldi. Bu da bir şeydir. Side'deki koyalım. Eevee'yi koyalım abi. Ardından Epic Splash deneyerek turumuzu bitirelim. Tura yazı. Olmadı be koçum. Yani diğer Pokemon'ları yem olarak kullanacağım ne yazık ki. Evet, Pound yaptı, 20 vurdu. Sıkıntı. Porygon'u koyuyorum. Dive Ball sayesinde Vaporeon alabilirim sanırım. Ya da Golden alabilirim. Golden almak daha mantıklı. Neden? Çünkü az enerjiye çalışıyor abi. Golden alacağım ben. Yani Vaporeon çok şey istiyor. Çok enerji istiyor. Tekrardan bir Epic Splash deniyorum ben. Magikarp, beni hayal kırıklığına uğratıyorsun dostum. Senden balık ızgara yapacağım. Evet, Rock Smash yaptı artık. Ana ağlatmaya başladık. Golett. Rakibin karşısına öyle yem olarak Porygon'u koyabiliriz sanırım. Öylesine koyuyorum ölsün diye. Arka planda Pokemon kasmamız lazım. Yoksa patates olacağız. Evet, Golden'a bir enerji verdim. Golden'ı Seeking yaptım. Ardından bu tur vuramayacağım. Done diyorum. Zorlu bir durumdayız. Gerçekten zorlu bir durumdayız. Tekrardan Rock Smash yedik. 30 vurdu tekrardan. Bir sonraki tur Porygon ölecek. Su enerjisi bu sefer Lapras'a gitsin. Done diyorum abi. Evet, arka planda o da Pokemon'larını kasıyor. Gerçekten korkutucu. Porygon yattı gençler. Psyduck de yatsın. Ben bir yani acelemiz var mı? Ya da Seeking'de onu yatırmayı mı deneyeyim? 60 vurabiliyor abi ya. Çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. 40 kaç canı var? 90. Çok fazla canı var. Lapras'ı çıkarsam eğitmen kartı arayabiliyoruz Lapras sayesinde. Lapras'ı da şu an harcamak istemiyorum. Çok sağlam vuruyor. Ben en iyisi Seeking'i çıkartayım ya. Yemleme yapmayacağım. Psyduck tekrardan yem olarak kal koçum. Reckless Charge kendimize 10 damage koyacağız ama olsun. 40 damage rakibe yolladım ben abi. Çok sıkıntı abi. Golett'lar çok sıkıntı. 3 tane kart çekti. Tierno'yu kullandı abi. XY serisinde Tierno bizim yamacımızda duruyordu. Dayı dayı diyordu bize. Daha dünkü çocuk. Evet, yeni bir kart çektim. Su enerjisi. Lapras'ı kasmaya devam ediyoruz abi. Sonraki tur. Enerji gelirse Seeking'i iyileştireceğim. Tekrardan bir Reckless Charge yapıyorum abi. İnşallah fazladan vurmaz ki Seeking umarım ölmez. Seeking'in o ölmesini istemiyorum. Yani 40 damage yemek istemem abi. Yapma. Aman vuramadı. Vuramadı. Su enerjisi gelirse iyileştiririm. Gelmedi. Çöpte enerjimiz var mı? 2 tane çöpte enerjimiz var. Alalım. Çöpten 4'e kadar enerji alabiliyorsunuz bu kart sayesinde. İhtiyacımız var moruk yani. Ardından Max Potion kullanıyorum. Seeking'i iyileştiriyorum. Stratejiye gel. Keşke şimdi yapmasaydım. Kötü bir strateji oldu. Neyse. Ardından Suking Horn yapıyorum. Rakibin işini bitiriyorum. Keşke şu an kullanmasaydım. Çok geç dank etti. Çok geç dank etti bana. Evet, bir tane daha Eevee geldi.
Bakalım rakibimiz ne yapacak. En azından Sea King iyileşmiş oldu. Küçük bir hata yaptım. Sağlık olsun. Yapabileceğim bir şey yok. Su enerjisi geldi. Lapras'a veriyorum. Lapras arka planda güçlenmeye devam ediyor. Reckless charge yapıyorum. 40 damage'i Nidorina'ya yolluyorum abi. Pokemon Gaia serisindeki Nidorina'ya da buradan selam olsun. Adam bayağı Pokemon'larını kastı ama arkada. Tamam. Lapras reis geldi abi. Lapras artık sana güveniyorum koçum. Yani sen bir şeyler yapacaksın. Arka planda kimi kasabiliriz? Yani belki şey gelir. Vaporeon gelir. Eevee'yi kasalım. Bir tane daha Eevee atmaya gerek yok. Water Splash yapıyorum. Her türlü işi bitiyor zaten. Güle güle. Yani diyor ki yazı tura atın diyor. Tura gelirse 20 damage fazladan vurur diyor. Ödül kartı açtım. Lass'ın Special'ı çıktı. Şu an karşımda Wobbuffet var. Wobbuffet'in bir pasif yeteneği var. Bu Pokemon aktif Pokemon'sa diyor. Bu Pokemon aktif Pokemon'sa diyor. Her oyuncunun elindeki, her oyuncunun yerindeki ve her oyuncunun çöpündeki Pokemon'ların ability'leri, pasif yetenekleri geçersiz sayılıyor. Psişik Pokemon'ları hariç. Böyle bir etkisi var. Max Revive var ama şu an kullanmaya gerek yok halen daha. Bu kart diyor ki rakibin defanstaki Pokemon'u başına kart çekin. Yani ben şu an bunu kullansam 5 tane kart çekerim. Bunu kullanıyorum. 5 tane kart alıyorum. Yani karşımdan bunu çeksem mi ya? Ama çok vuramayacak bu Pokemon bana. O yüzden korkmama gerek yok. Ben Eevee'yi fitlemeye devam edeyim. Ardından Lapras'la vurayım. Belki 100 vururuz abi. 100 vurduk. Bir sonraki tur Wobbuffet'in de işi bitecek. Rakibimiz bir tane daha enerji aldı. 10 vurdu. Bunun saldırısı şey. Yani şu an 10 vuruyor ama üzerimizdeki her 10 damage için bir 10 daha vuruyor. Yani sonraki tur 20 vuracak. Side'deki bufflayalım. İşini bitiriyorum Wobbuffet'in. Güle güle koçum. Lapras çok sağlam Pokemon gerçekten. Ama bu Pokemon'lar yani oyunun kompetitif modunda oynanılan Pokemon'ların yanında halt yemiş kalıyor. Oradaki Pokemon'lar gerçekten güçlü ve bu destelerle o destelere karşı savaşmanız, kazanmanız imkansız diyemem ama zor. Şimdi bir Golden koyuyorum. Golden koyuyorum. Ardından Max Revive yapalım. Lapras'ın başına belki bir şey gelir. Sea King'i çöpten alalım. Destenin üstüne koyalım. Golden'a bir enerji verelim. Water Splash yapalım ve Zubat'ın işini bitirelim abi. Güle güle. Son iki kartım kalıyor. Su destesiyle en sevdiğim tür su ya gerçekten. Karşımızda bir Golett var. Evet. Pound yaptı. 20 damage daha vurdu bana. Rakibin tekrardan çevirmesi zor gözüküyor. Sea King'i zaten ayarlamıştık. Köşeye koyuyoruz. Şimdi... Yani bu Golett'ı öldürmek uzun sürebilir. Pokemon yer değiştirmeyi deneyeceğim. İşe yaradı da karşıma kimi çıkaracağım biliyor musunuz? Hemen ölecek bir Pokemon. Enerjili bir Pokemon olması lazım. Yani Nidoran'ı öldürelim abi hemen. Water Splash yapıyorum. Güle güle Nidoran. Bay bay. Fazladan bir kill aldık. Yani Golett'ı öldürmemiz uzun sürecekti. Canı fazla. Evet rakibin son Pokemon'u salak gibi Nidoran çıkardı karşıma. 10 vurabildi. Sağlık olsun diyelim ve bu rakibi de yenelim abi. GG diyorum tekrardan. Yani bu savaş iyiydi. Yani başta biraz yine tehlikeli oldu ama eninde sonunda rakibimizi yendik arkadaşlar. Destemize Articuno eklendi. Hayırlı olsun. Sonraki savaş Articuno'yu umarım görürüz. Evet. Ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani sorularınız, merak ettikleriniz varsa video altına yazabilirsiniz. Artık Pokemon TCG Online'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize bakın sevgili Feygulcular.